Eğer uzay maceralarını kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. This year, I guess I really just wanted to show you how it plays. Merhabalar sevgili arkadaşlar, Galaksi Seyahatname'ye hoş geldiniz. No Man's Sky'dan bahsetmek istiyorum size. Çünkü bu geçtiğimiz E3 fuarında beni en çok etkileyen oyunlardan biriydi No Man's Sky. No Man's Sky'ın sunum konuşmasında elim kalbimde izledim. Çünkü çok etkilendiğim, çok başarılı olduğunu düşündüğüm bir oyun. Hatta Elite Dangerous'tan çok daha üst seviyede olduğuna %100'e yakın kanaat getirdiğim bir oyun. Şimdi izleyeceğiniz videoda eğer konferansı izlemeyen biriyseniz burada göreceksiniz. Eğer izleyenlerden biriyseniz de size yorum video hakkında hem yorum yapacağım hem oyun hakkında birkaç bilgi paylaşacağım bu videoyla paralel bir şekilde. Eğer oyunu hiç bilmiyorsanız muhakkak muhakkak izleyin, tavsiye ediyorum. Şimdi videoya dönüyoruz. Sizinle beraber seyredeceğiz ve neler düşündüğünüzü çok merak ediyorum açıkçası. Bakalım. Şimdi burada bir istasyondan çıkış var. So this is a giant sandbox that we're making. A universe-sized sandbox. Galaksi boyutunda bir sandbox oyunu diyor. Tamamen seçeneklerle, geniş seçeneklerle dolu bir oyun. Şimdi burada birbiriyle savaşan iki farklı ırk artık neyse, iki farklı faction var. Bunlardan birini, herhangi birini o an seçebilirim. O anda savaşmaya başlayabilirim diyor. Şimdi buradaki savaş sahnesi sevgili arkadaşlar henüz daha yeni, yani oyunda yeni eklenmiş bir mod. Savaş sahnesi, savaş modu henüz oyunun çok gelişmiş bir aşamada değil. Bu sadece küçük bir savaşın nasıl olabileceğiyle ilgili küçük bir ipucu olacak. Fakat asıl savaş sevgili arkadaşlar çok daha bambaşka bir boyutta olacak diyor yapımcılar. Devam ediyoruz. So that's a tiny glimpse of space combat. But I've only got 3 minutes and there's loads that I want to show you. Şöyle like this. Yukarı alayım so this size is the solar system that we're currently at. That's where that battle is taking place. But battles like that are taking place across the universe. If I pull back a little bit, you could see the other stars nearby. Gördüğünüz gibi çevrede hyperdrive'la seyahat edebileceğimiz komşu yıldızları görebiliyoruz. Yıldız dediğimiz, bu arada burayı da keseyim. Yıldız dediğimiz şey güneşler. Aynı Elite Dangerous'taki gibi güneş sistemlerine seyahat edebiliyoruz No Man's Sky'da. Elite Dangerous'taki gibi devasa bir evrene sahip. Şuradaki her küçük güneş bir güneş. Güneş demek sonuç itibariyle etrafında bir ekolojisi ve bir hayatı olan, etrafında gezegenler dönen bir güneş sistemi yani. Her bir nokta. Birazcık daha uzaklaşırsak diyor. Ya baksana, devasa. Devasa. Bu noktalardan biri hiç dokunulmadı, hiç ziyaret edilmedi. Birçoğu da hiç ziyaret edilemeyecek. Yani milyarlarca sistem. Galaksinin merkezine doğru gidebiliyoruz. Ve şimdi çok aptalca bir şey yapacağım diyor. Bunlardan birini, herhangi birini rastgele olarak seçeceğim. Ve oraya gidebileceğim. Biz de öyle yapabiliyoruz. Yani herhangi bir yıldızı seçip oraya gidebiliyoruz. Daha önce oraya hiç gitmedim. Bunu aklınızda bulundurun diyor. Herhangi kötü bir şey başımıza gelebilir diyor. Kate adlı bir sisteme geldiler. Şimdi burada mükemmel olan şey, hiç dokunulmamış bir güneş sistemini keşfettiniz. Buna Elite Dangerous'a da yapabiliyorsunuz. Hiç dokunulmamış, keşfedilmemiş bir sistemi keşfedebiliyorsunuz. Bu hani imkansız falan değil. Gayet yapılabilir bir şey. Fakat No Man's Sky'da bambaşka bir şey daha var.
bambaşka bir şey daha var. Hemen o noktaya sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Probably no one's ever been here before. I could do a scan. And when I do, you'll see some points of interest. İlginç noktaları işaretliyor size. Gitmeniz gerekebilen noktaları. Gelir gelmez gezegenimi scan ediyorsunuz. Beacon, bir haberleşme anteni var. Oraya doğru iniyoruz diyor. Shan E3 2015 tarafından keşfedildi gezegen şu anda. Ve iniş yapıyor. İşte bu. Diğer oyunlardan bizi ayıran şey bu. Şimdi aranızda Elite Dangerous serisini şunu birazcık daha büyütmek istiyorum ya. Şöyle normal insan boyutuna getireyim. Tamam. Şimdi aranızda Elite Dangerous serisini takip eden, izleyen ve merakla yeni haberleri takip eden, Elite Dangerous ile ilgili yeni haberleri özümseyen arkadaşlar olabilir. Bu açıdan şunu belirtmek istiyorum ki Elite Dangerous'ta da evet, yakında gezegenlere inilebilecek, geminin kokpitinde gezilebilecek, istasyonlarda gezilebilecek falan. Bunlar bir DLC ve planlanıyor. Fakat No Man's Sky tamamıyla bir exploration ve survival, yani Days ya da Rust survival sistemini devasa bir galaksiye yayıyor. Yani hem galaksiler bir sürü gezegen keşfedeceksiniz, sonra o gezegenlere ineceksiniz, o gezegenlerde üsler kuracaksınız. O gezegenin, şimdi birazdan da göreceksiniz, bir ekolojik dengesi var. O gezegende çeşitli tehlikeler var, kaçmanız, kendinizi korumanız gereken. O gezegeni sahiplenebileceksiniz, bu gezegen benim, bu gezegen de benim, bu gezegen de benim şeklinde böyle bayraklar dikebileceksiniz. Ve diğer oyuncularla bu gezegenleri korumak için savaşabileceksiniz. Bu mükemmel bir şey ya, mükemmel bir şey ya. Çok heyecanlanıyorum bu oyuna. And this is the planet that we've just found. This is an alien world that we found together. This is planet E3. And it's not like the prettiest planet I've seen better, but I've also seen a lot worse. So I could do yani a scan. Çok mükemmel görünmediğini biliyor ama. And daha kötülerini de gördüm. There's no alien life, but I can show you this. So every planet in every solar system is fully destructible. Tamamıyla bozulabilir, kırılabilir diyor. Bütün sistem. Yani gördüğünüz gibi kırıyor, bütün materyallerini de silahın içine topluyor ama böyle bir şey yaptığın anda gezegeni koruyan sentineller geliyor bu sefer. Bakın. Now I'm underwater. And there's fish. There's a V3 fish. Gördüğünüz gibi bir ekolojik yaşam var ve her gezegen türünde de farklı bir ekolojik yaşam türü olacak yani. Gördüğünüz gibi hayvanlar var. Yeni bir keşif burası yani. Gördüğünüz gibi o gezegenle ilgili aldığınız bütün bilgiyi upload ediyor ve o gezegenin yukarısında bulunan diğer insana iletiyor. Mükemmel ya. Now, when the game is out and we'll announce a release date soon, I promise. When the game is out, one of you might one day come across this planet. And that's just a little glimpse of No Man's Sky. Yani bu gezegenin çevresini gezmeniz diyor, bir gününüzü alacak yani. Bir gününüzü alır diyor. Thank you. Devasa bir oyun. Craft, savaş, survival, her şey olacak diyor oyunda. Mükemmel. No Man's Sky. Thank you Sean, thank you Hello Games. How was that? Amazing. Gerçekten mükemmel sevgili arkadaşlar. No Man's Sky beni çok heyecanlandıran bir oyun. Bu sırada release date vermişler miydi? Vermemişler. Release date yakında verilecek, yani ne zaman oyun çıkacak yakında hep beraber öğreneceğiz. Fakat beni Elite Dangerous'tan da çok fazla, çok fazla heyecanlandırdı. Çünkü Elite Dangerous'ın bize gelecekte bir gün vaat ettiği şeyler oyun daha başında vaat ediyor.
savaş mekanikleri vesaire çok da benim için Elite Dangerous gibi gerçekçi olsun o falan gibi bir sıkıntım da yok. Yani No Man's Sky'ı heyecanla bekliyorum sevgili arkadaşlar. Bu bir ön inceleme videosu gibi bir şey olsun. Sizi de bilgilendireyim. Bu oyunu daha önce duymayanlarınız varsa muhakkak takip etsinler No Man's Sky'ı. İnternette incelesinler. Benim duymadığım haberler olursa da lütfen bu videonun altına yorum yaparak bana iletmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.